Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanım kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız, hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun ve uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu olsun dileklerimizin de gerçekleşeceği inşallah güzel bir zaman olsun diyorum. Güzel bir yıl olsun diyorum. Hayırlı bir ayı hep beraber sevdiklerimize kavuşarak bayramı da gördüğümüz bir ay olsun diyorum hepimizin adına. Dertlerimizin, sınanmalarımızın bambaşka olduğu bir süreçten elbette ki yüreklerimiz herkesin farklı noktalarda yaralı. Uyanlar sizindir, uyumayanlar evrenin neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi aktaracağım. Kapalısınız. İçiniz kapalı. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntıda çıkmışsınız. Yani olmaz ki atla, tam, hani atlatamam, geçemez ki, bitemez ki. Hep böyle bir olumsuza kanalize gibisiniz arkadaşlar. Hep bir olumsuza kanalize haliniz var burada. Benim size naçizane tavsiyem hangi gece gecede kalmış ki hangi gecenin sabahı olmamış ki. Yani bunu düşünmek zorundayız. Tüm dertlerimizde her zaman. Rabbim sağlıkla sınamadığı takdirde arkadaşlar. İnanın bana öyle de güzel çıkışlarımız olur ki. Ama yeter ki sağlığımıza sınanmayalım derim hep. Burada da biraz umutsuz ve karamsar baktığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Çok üst üste geldiği için diyorsunuz ki herhalde böyle gidecek bu. Hayır, tepesinde konuştuğun konular senin için çok net güzel bir süreç. Şimdi önünde bir insan var ve sana yardım etmeyeceğini düşünmektesin. Biraz başın öne eğik gitmiş. Bunun da anlamı şu. Hani diyor ki eee senin önünde bir kişiden bir konuşma yapacaksın sen. Tek ihtimalin o. Ama sen o insanın sana çok yardım edeceğini de düşünmüyorsun. Yani aslında sana burada söyleyebileceği şeyler yeterli gelebileceğine inandığın şeyler değil. Ama bir umuttur, mecbursun. Ama bir ihtimaldir, mecbursun demiş. Kapısını çalacaksın, çalmış da olabilirsin. Kafanda tek bir kişi var ve yardım ederse bir tek ondan akıl alırım ya da yardım ederse bir tek o bana çözüm bulur dediğin bir görsel olarak çıkmış buradaki görü bir iki üç kişiler. Siz baya birazcık sürü var burada bu şu anlama geliyor sizin ailece de aile bireylerinizin de dahil olduğu bir plan program kardeşimin nişanına gideceğiz ama nasıl gideriz? Acaba biz bu evi annemler satacaklar ama biz çocuklar olarak neresinden bu işin tutarız? Dediğiniz böyle ufaklı irili insanların bir araya gelerek de bu konuyla alakalı fikir vermek zorunda kaldığından geçtim. Bariz derecede hepinizin bir arada olup kararlar vermek zorunda kalacağı bir süreçmiş aslında bu. Yani hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için enerjisi var. Kafanızı tepeden toplamışsınız, saçlar tepeden toplu bak o kadar net netleşmiş ki saçını tepeden toplayıp bu işe girişmişsin. Yardım etmeyen kimşi var mı deseniz bana aslında iki konu olduğu için birinde sülalece girişiyorsunuz konuya ve birinde ise o yardım etmez ki dediğin insanın sana yardıma doğru geldiğini söyleyebilirim. Özellikle arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Son 15 gündür büyük bir mücadele içindesiniz. Kendinizi böyle tebrik edin açıkçası. Yani o kadar çok net uğraşmışsınız. Herkesi harekete geçirmişsiniz ki herkese diyorum çünkü bir şeylere start veren sizmişsiniz gibi görünüyor. Anlamı senin mücadelen ve vermiş olduğun emekle bir konuya parmak basılıyor ve herkesi masada topluyorsun. Bak senden büyük bir insana gidip hesap sormuştun. Senden büyük insanın kafası senin çeyreğin olamaz bir insan tarafından dolduruluyor. Patronun olduğunu varsayıyorum şu an. Karşısındaki insanın belden altı yok ama karşısında duruyor. Düşün. Bu da senin en sevmediğin, hak etmediğin nokta. Bunun iş olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir çekeceğim. Bak yalanlar dolduruyor diyor. Senin çeyreğin değil ama patronu yalan dolanlarla dolduruyor. O kadar net ki Şöyle göstereceğim. Şu büyük kişi karşısındaki küçücük insan. Ve bak sen burada duruyorsun. Ama gel gör ki doldurulmuş mu doldurulmuş. Neyse ki yine senin çaban. Ya burada iki aydır bayağı yorulmuşsunuz yalnız. İnsanlar size şey bağış yapsın. <laughs> yani hatta şey şeyin geyini çevirin yani. Hadi yine yaptım işimi ya, ver 50 TL. Ee, yani örnek veriyorum. Hadi yine yaptım işini bak çözdüm. Ee, şey vardır arkadaşlar. E, beğenilen bir şeyin geyini yapıyorlar satayım sana diye biraz öyle yaptığınız şeyin satayım sana diyorsunuz onun ürününü ona satmak gibi aslında bu satayım sana esprisi şakasını söylüyorum aldığım enerji bu diye söylüyorum siz zaten onların önünü öyle bir açıyorsunuz ki hadi bakalım hallettim elektrikçisiniz e, annenizin evine gittiniz onun ışığını yaptınız hadi bakalım ver 50 TL diye aslında zaten onun için çabalayacağınız bir şeyin karşılığını şaka yolu söylüyorsunuz. Burada bir eğlence var. Burada bir şükür etmek var. Bu yalanlarla dolan insanın arkada kaldığı bir mevzu var. Şurada özellikle bakar mısın? İki insan kafa kafaya vermişsin ve bir insanın arkasındaki yani rızık çeşmesi öyle bir açık ki ama gel gör ki sen olmasaymışsın ağlamazmış. Yani siz burada iyilik meleğimisiniz? Mevlana mısınız? Millete kızmıyor, küsmüyor, darılmıyor. Herkesin işine koşuyormuşsunuz. Yani herkül mü kesildiniz? Ancak burada sizin çok daha yorulacak... Yani yorulmak değil bu. Hani böyle evladın için sanki uğraşıyorsun. Emeklerinin karşılığının alacağın bir süreç. Herkes tarafından... Şükürlerle karşılanacağın bir döngü. Yani insanlarınızın, bak sevdiğiniz insanlarınızın, kayınvalidene çözüm bulursun, annene çözüm bulursun, eltine bacanağına, baldızına, görümcene neyse ne. Ama sonuç olarak sana burada şükür ediyor. Arkadaşlar şimdi e, tabii ki de Ramazan ayındayız. Hani hayırlı güzel bir hafta sonunuz olsun. Ben burada e, hani <laughs> tam da Ramazan ayının içeriğine layık, bir yardımseverliktir etkisinde kalmıyorum bilginiz olsun diye söylüyorum bunu da. Bariz derecede birilerinin baya birilerinin derdine derman ya bu. Maşallah diyelim arkadaşlar burada size. Öncelikle onu söyleyelim. Evet maşallah diyeceğiniz bir döngü var. Çok da şükür arkanızdaki insanların da rahatladığı bir döngü içerisindesiniz. Özellikle bakın şimdi atmazdım, açmazdım, akıtmazdım dediğim bir nokta. Gök kuşağı tam tepende iki kişisin. Hatta şöyle Sırat Köprüsü'nden geçen iki inatçı keçi gibisin hatta. Ama sen sonuç olarak birisine büyük bir destek vermiş ve sonrasında da büyük bir eee, ya düzeneyi bozuyorsun. Bak ya düzeneyi bozuyorsun bu işler böyle yürümez kul hakkına girmeyin diyorsun ama inanılmaz sevap yani inanılmaz doğruyu yapıyorsun burada diyor. Evet para meselesi var ama bu para döngüsünü aşarsın öyle düşün. Sen Alman gereken parayı alırsın ya da hatta birilerinin aslında alması gereken parayı almalarını sağlıyorsun şeklinde görüyorum. Burada gördüğünüz gibi bir el tokalaşma da var. Gökkuşağı tam tepende çıkmış. Hanenin nasıl rahatladığına bak bir. Geçmişten getirdiğin olmaz mı acaba dediğin şey nasıl olur mu? Şurada zaten kalp çıkmış. İki kişinin arasında kalp duruyor. Ters görüyorsunuz siz şu an onu. Şöyle yaparsam da net düz oluyor. Görüyorsunuz değil mi kalbi? O yüzden siz sevdiğiniz insanla beraber vereceğiniz mücadelede belki de eşinizin iş yeriyle alakalı atılan yalanların ortaya dökülmesi konusunda öyle bir müdahale edeceksiniz ki normalde sen karışma dediler belki size. Hayır efendim niye karışmayayım deyip gerçekten işi kökten çözecek hareketleriniz söz konusu. Ben burada inanılmaz rahatlamış olduğunuzu söyleyebilirim. Ee, iplik pamuk ipliğine bağlı bir kişiyle olan diyaloglarınızdaki incelme, güvenme, abla kardeş, abi kardeş ilişkilerinde ciddi bir kopmaya doğru ilerleme söz konusu şurada. Ama gel gör ki büyük bir rahatlama da dö döngüsüne gireceksiniz yani. O yüzden iş hayatıyla alakalı kaygılarınızın olacağını söyleyebilirim. Ama özellikle çok yoğun bir yaz sizi bekler. Bir iki burada, bir iki kişi burada konuşuyor, bir iki, iki kişi de burada konuşuyor. İki kişi bu aşamayı açtıktan sonra, iki kişi şu aşamayı açtıktan sonra ortak gidilecek olan payda da kesinlikle bir balık görseli var. Bu balık görselinin anlamı benim nezdimde senin bereketinin açık. Kaldı ki bak bunu eşin içinde denediysen dedim ya senin karşındaki insanın tam sırtında rızık çeşmesi açıktı. Yani aslında senin önüne engeller geliyorsa da gelmiş olan engellerin varsa da ya da ne diyelim ona ciddi oranda bir e, engellerle karşılaşacağını düşündüğün, engel koyan insanların olduğunu bildiğin, kişilerle muhataplığının e, aslında senin adına hayırlı çözümler. Net dönüşler, aslında olayları bitirmen, kesin çözümlerle buradaki süreçleri tamamlaman diyebilirim. Güzel, hayırlı. Aile bağlarından sence sen kiminle iplik, pamuk ipliğine bağlı? Her an kopabileceğini düşündüğün, her an bir kavga çıkabileceğine inandığın kim olabilir? Ne olabilir? O yüzden o kişiyle de olan bağların sandığın kadar kötü değil. Beklediğinden sen tamamen bağlarınızın kopabileceğini düşünüyorsun. Ama aslında karşı taraf seni aff affetmek demeyelim ona. Siz bir şey yapmışsınız ve sizi affediyorlarmış gibi bir enerjiden ziyade siz karşı tarafı daha çok affedecekmişsiniz gibi çıkmış. O yüzden sizin burada hayatınızda bir uzlaşma olabilir. Pamuk ipliğini şöyle göstermek istiyorum. Ben şimdi gördüğüm için pamuk ipliğine bağlı incelmiş ama sonunda yine kökleniyor. Sonra insanlarla beraber diyaloğunuz artıyor. Hane içi rahatlamış. Eğer bir pamuk ipliğine bağlı olan kopuş sizi üzüyor olsaydı böyle görünmezdi. O sebeple içinizin de istediği gibi sonuçlar verir diyorum. Özellikle aşk hayatıyla alakalı, evlilik hayatıyla alakalı gördüğüm şeyin adı dedikodu. Yani aslında ne iş yapıyorsanız, hangi yaştaysanız, neredeyseniz, evli bekar, dul vesaire vesaire ayrıldı, boşandı iseniz bile aranızda bir konuşanlar var. bu sizin evliliğinizi konuştukları anlamına geliyor. ama siz böyle diyorsunuz ki Aa ben halimden hoşnutum, düzenimden memnunum. istediğim şekilde de ilerliyorum. Çok da e, hani artık konuşanlara takılmıyorum e, diyebileceğiniz gör, görürler onlar açıkçası. İlişki kısmının da temiz olduğunu söylemem mümkün arkadaşlar. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Özellikle kariyer evinizle alakalı bir aile fertlerinizin sizin adınıza çok mutlu olduğunu bak evli mutlu çocuklu sizin gelişmelerinizden özellikle iki kişi bir yerde konuşuyor dedim. Diğer iki kişi de aşağıda konuşuyor dedim. Sanki siz böyle iki tane bağ iki konu iki toplantı iki görüşme iki mülakat atlatırsınız. Ama günün sonunda gitmeniz gereken yere gider. Tayininiz çıkacaksa çıkarsa çıkar hani rahatlayacaksan evet falan diyebileceğim bir döngüdür bu önünü açmışsın. Haricinde yüreğinin ortası dediğim alan ister aile bağlarıyla olan aranızdaki bağımsızlık diyelim. O incelen ee, kopmak üzere olan bağla alakalı ama gelen teklif, gelen haber, gelen müjde senin istediğin yönde olur ve rahatlarsın. Yani aile bağları koptu gittiden ziyade aranızdaki bağları topladık gitti. Bitti artık o sıkıntılar diyebileceğiniz bir e, görüdür bu. Son olarak bana kalsa evlilik hayatınızla alakalı da şöyle bir. Var olan düzenini korumaya çalışıyorsun demiş. Yani sen evlisin var olan döngün devam ediyor. Konuşulmuşsun ama aşmışsın dediğim şey bu. Evet birileri senin haneni konuştu, evliliğini konuştu. Dulsun, bekarsın evlisin her kimsen. Nerede yaşıyor olursan ol. Birileri senin hayatını e, korumuş. Ama sen diyorsun ki ya ben bekarım, bekarlığımı koruyacağım. Evliyim, yuvamı korumaya çalışacağım. Sıkıntılıydım ama artık onları aşıyorum, bitiyor dediğin. Yani var olan döngünü korumaya çalışıyor. Oluşunla alakalı ee, bir cevap vermiş olanın olduğu gibi devam edeceğinden bahsetmiş diyorum ve görebildiklerimi aktardım dilimin döndüğünce ifade etmeye çalıştım dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bugünlük benden bu kadar arkadaşlar hep diyorum ki ben ilahi adaleti teslim edin dertleriniz çoktur ama birileri yüzünden bugün başınıza ne gelmiş olursa olsun ilahi adalet evrende öyle bir tecelli ediyor ki İnanın arkadaşlar, inanın öyle bir rahatlayacağınız zaman dilimi olacaktır ki. Yani e, kim ne yaparsa yapsın karşılıksız kalmıyor. Senin ahını mı aldı, paranı mı aldı, emeğini mi aldı, zamanını mı aldı, rızkını mı aldı? Kendini uyanık sandı da senin aslında olanına mı göz koydu? O kar sağladığını sansın ne kadar sürdüyse bu kar. Öyle bir Rabbim verir ki ona karşılığını. Sen de göreceksindir ya sabır. O yüzden beddua etmekten ziyade ilahi adaleti teslim et diyorum. Haricinde bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de arkadaşlar umutsuz olmayın depresyona girme sebebiniz olur. Yani kul kuruyor kader gülüyor arkadaşlar. Bir sayfa kapanmış olabilir ama emin olun bir sayfada açılacaktır. Sadece bunu size zaman yarın gösterir. O yüzden umutsuz kalmayın diyorum. Son olarak da sağlıkla anlıyorsak çok şükür. Geçmiştekileri açtığımız gibi bugünlerde geride kalacak. Şimdi ayaklanma zamanı diyorum. Bu günlük vermem bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.